Unuttuğumuz birileri yok değil mi Ethem? Herkesi davetiye gönderdik. Yani gönderdik hayatım. İki kere geçtik ya listenin üzerinden. Ne zormuş düğün yapmak. Kaç gündür telaş içindeyiz. Bizim yaptığımız bir şey yok. Her şeyi Muratlar yapıyor. Ah, kına gecesi için bir şey yapmamız gerekir mi acaba? Bana mı soruyorsun? Doğru ya, sen nereden bileceksin? Nakiye de gelmedi. En iyisi telefon açayım, o bilir ne yapılacağını. Kına gecesi adetlerini. Ya biliyorum da Nesin Hanım. Bizim oranın adetleri farklı, onlarınki farklı. Yanlış bir şey söylemek istemem yani. Sence ben hediye olarak bir şeyler almalı mıyım peki? Alsanız iyi olur tabii. Ama almasanız da kimse niye almadın demez. Yani ben öyle biliyorum. Emin misin Nakiye? Ay aslında ben çocukken gidiyordum kına gecesine falan ama İstanbul'a geldim geleli hiç gitmedim. Ay biliyorsunuz kendi kına gecem bile olmadı yani. Arayıp sorsam mı acaba Saime Hanım'a? Bilmem ki. Ay sorsanız da olur, sormasanız da olur bence. Gerçekten çok yardımcı oldun Nakiye. Ay rica ederim Nesin Hanım. Ne demek? Rica ederim. Ne dedi Saime Hanım? Ay ne desin? Siz hiçbir şey yapmayın, biz her şeyi hallediyoruz dedi. Olmaz öyle şey. Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Yiyecek bir şeyler mi götürmeli acaba, ne dersin? Yok canım, onları kız tarafı yapmaz mı? Erkek tarafı ne yapar peki Ethem? Aa, küçük küçük hediyeler alabiliriz mesela herkese. Var mı öyle bir adet? Ay ne bileyim. Düşün çıkamadım işin içinden. Bir barbekü organizasyonu mu yaptırsak? Nesin Hanım? Buldum. Bizim memleketteki akrabalarla konuştum şimdi. Kına gecesinde damat tarafı kınayı alırmış. Bir de işte çerez merez oradan ikram edilecekse. Bu kadar mı yani? Vallahi halamın kızı o kadar dedi. Bir kına bir çerezde olacak şey mi Nakiye? Kesin başka adetler vardır. Hasret'e bir elbise mi alsak? Doğru aslında. Şöyle güzel şık bir şey. Ya öyle aletleri yoksa? O zaman da ayıp olur. Al bunu giy der gibi. Olur mu canım? Evet.